Evlendiği günden bu yana sürekli olarak şiddet uygulayan kocası üstüne bir de kuma getirmek isteyince daha fazla dayanamadı tabii. Üç çocuğunu yanına aldı, evi terk etti Ebru Barık. Ailesinin yanına döndü ama şiddet orada da bitmedi. Kocasından sonra bu kez de ağabeyi dayak attı. On üç senedir evliyim. Sürekli eşim şiddet uyguluyor. Eşim yapmasa ailem yapıyor. Kadına yönelik şiddet dinmiyor. Eşinin şiddetinden kaçan üç çocuk annesi kadını bu kez de ağabeyi dövdü. Canımı kurtardım. Çünkü beni hala ölümle tehdit ediyorlar. Ben de diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum. 13 yıl önce evlenen Ebru Barık, sürekli şiddet uygulayan kocası üzerine bir de kuma getirmeye çalışınca daha fazla dayanamadı. Üç çocuğunu da yanına alıp evi terk etti. Benim eşim iki defa evlilik yaptı. Resmi nikah bende olmasına rağmen iki sefer evlilik yaptı. Biri dayı kızı kuma getirdi, biri de hala kızı getirdi. Çocuklarıyla birlikte Ereğli'ye yerleşen 30 yaşındaki Ebru Barık yeni bir hayat kurmaya çalışıyordu. Tekrardan ailemin yanına geldim. Orada da kendime bir ev tuttum. Geçimimi tarlada sağlayarak, ev temizlik işlerine giderek üç çocuğumla ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyordum. Kocasının şiddetinden kaçan Ebru bu kez de ailesinin hışmına uğradı. Kendisine destek olacağını umduğu ağabeyi eniştesinin dolduruşuyla evini bastı. Seni istiyorum falan gibisinden deyince ben de kabul etmeyince bir sefer bunu benim kardeşimi arayarak git bacını öldürmesini istemiş. O da geldi beni bu hale soktu öldüresiye. Ağabeyi ve yanında getirdiği dini nikahlı eşi evde terör estirdi. Sadece Ebru'yu değil çocuklarını da dövdüler. Evimize gelip bizi darp ettiler ve bizi bu hale soktular. Koluma değnekle vurdu. Onları gürültüye çıkan ev sahipleri kurtardı. Ağabeyi ve yengesi kaçınca hastaneye giden Ebru Barık darp raporu alarak şikayetçi oldu. Kardeşim de olsa, eşim de olsa bunlardan şikayetçi davacıyım. Ben de diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum.